Selamlar, merhaba herkese. Alelade. Hay Allah, çok gaza gelmiştim. Kulaklık kaymaya başladı bir anda sen konuşmaya başlayınca. Merhabalar herkese. Bu baktığın yüzünden bütün şey... Evet, hazır mısın? Hazırım. Çıldırmıştınız. Evet, çıldırdım. Kadınsızlıktan, okul bir çekmekten çıldırdım. Merhabalar herkese. Alelade Sohbetler 15. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Anıl, yine sana hızlıdan bir soru soracağım ve eğer bilemezsen bir şarkı söyleteceğim. Hazır mısın? Hazırım. Kardeşim, biliyorsun son günlerde çok popüler olan bir şarkı var. Cennetten Çiçek. Evet. Bu şarkıyı söyletmek istiyorum sana ve sorum da bununla alakalı. Bu şarkı hangi kadın vokalin sesiyle ünlendi son günlerde? Ya ben bu şarkıyı şazamlatmıştım galiba ama hatırlamıyorum. Orijinali Bilal Sonses diye bir adam çıkıyor ama şarkının çıkışı bir kadın vokalle oldu biliyorsun. Evet, aynen. Kadın vokalinin adını söyleyeyim. Bilmiyorsun herhalde. Yok. Zehra. Bu kadar. Yani kadının Zehra, bu kadar. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Ben sözleri bilmiyorum. Aa. Aynen. Tamam, melodiyi biliyorsun ama. Bunu Google'layabilirsin zaten. Acılara yürüyorum yazdığında direkt sözleri çıkıyor karşına. Acılara yürüyorum, korkmuyorum, indir. Heh, tamam, ben söylerim bu şarkıyı ya. Ben bu güfteyi tamam. Çıkarırım şu an. Heyecanlandım, ilk defa bir fantezi eseri seslendireceğim. O yüzden dostum, bana eşlik etmek ister misin? Tabii, olur. Tamam, hadi. Acılara yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi kokluyorum. Güzel. Yeterli zaten. Güzel, çok güzel şarkı bu arada. Gerçekten yani. Gerçekten harika. Ama sen başka bir kollarda, sana sarhoşum yollarda, kaybolmuş bir gençliğim var da, alacaklıyım yıllardan. Aslında lirikal olarak da böyle, yani Ben Fero'nun liriklerinden çok daha anlamlı ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Acılara yürü, yor. Aynen. Evet kardeşim, bugün ne konuşacağız? Bugün ergenlikten bahsedelim dedik. Hem kendi ergenliğimizden bahsedelim, hem böyle günümüzdeki Z kuşağı ergenleriyle alakalı belki gözlemlerimize değiniriz falan diye düşündüm. Ergenlik abi, insan hayat döngüsünün en bence çirkin, en zorlu dönemi diyebilir miyiz? Ya kesinlikle, yani bence hem görüntü hem de karakter olarak çirkinleştiğim bir dönem yani. Simitçi bıyığı ve ses tonu da böyle enteresan, arada kalmış, böyle kalın anlaşıyor ama bir yere varamamış bir ses tonu. Değişimler var tabii ki vücudunda. Belirli bölgelerde kıllanma söz konusu. Cinsellikle biraz iç içe geçen bir dönem. Yani bu dönem öyle bir hani game changer bir dönem ki abi. Kimisinin bu dönemden sonra hayat boyu yüzü gülüyor. Kimisinin ise bu dönemden sonra hayat boyu bir üzüntüye mahkum oluyor yani. Şeyle alakalı biraz sanırım. Ergenliğinde başından geçen olaylar ve kendi yaptıklarınla alakalı. Çünkü birçok kişinin ergenken şeyi vardır herhalde. Yaptığını hatırladığı ve bundan utandığı şeyler vardır. Sanırım bunların sayısı çok olunca bu bir travmatik bir boyuta ulaşıyor ve evet. O kişi bir ömür boyu bununla devam edemiyor sanırım yani. Var mı senin böyle anıların? Hiç bunu yapmasaydım iyi olurdu falan dediğin? Çok çok oldu, evet. Gerçekten çok fazla var ama bunların ne kadarını burada paylaşırım bilmiyorum. Şimdi peki aklında canlanan şey ne? Hani ben ilk ergenliğe girdim dediğin, tamam ben ergenim dediğin an ne sende? Ya bu benden mi çıkıyor diye bir cümle evet. Yani. Şimdi evet. Bu hep Bence de o an bu ne, bu garip sıvı hiç olmazdı böyle. Sanırım bir şeyler değişiyor falan. Evet, üzücü ve gerçekten abi hormonal olarak da böyle bir hayvanlaşıyorsun yani. Bir de ben şey hissetmiştim, o yaşadığım olayın geri kalan olayları sanki tetikleyen bir faktör oldu. Sanki ondan sonra bütün ergenlik dolu dolu ve hızla yaşanmış gibi hissettim yani. Evet evet, pimi çekilmiş bir bomba gibi abi ya. O ergenliğe girdiğini düşündüğün gün pimini elinde tutuyorsun aslında yani. O evet zaten... bu ne yani. O zaten sonra hiçbir geri dönüşü yok abi. Ergenlikte de o inişler çıkışlar böyle çok sert yaşanıyor. Gün geliyor bir özgüven patlaması yaşıyorsun. Gün geliyor böyle inanılmaz depresifsin. Onu toparlamak da biraz zaman aldı yani bende. Bir de böyle lise zaten herkesin birbirine karşı çok vahşi davrandığı bir habitat. Doğru. Liseye okumak başlı başına bir travmayken bir de bu lisenin ergenlikle çakışan bir dönemde okunması benim için bütün lise anılarını şey yapıyor yani, böyle travmatik yani, hep böyle yapıyorum. Evet evet, ben de öyle dipte hissettiğim bir dönem gerçekten. Bazen de şey tarafta oluyorsun, vahşi tarafta ya da işte hani insanların böyle birbirini çok zorladığı, bazılarının üzerine varan tarafta oluyorsun. Mesela bunlara dair de hissettiğim böyle pişmanlıklar falan var benim. İnsani değerlerden uzaklaştığım zamanlar yani. Evet, kendini çünkü bir jungle'ın içinde buluyorsun ve hayatta kalmak için fittest olman gerekiyor. O yüzden sen de sana yapılan aynen. Aynısını yapıyorsun. Tabii daha böyle karakter oturmamış, hayat görüşü aynen. Diye bir şey yok. Bir yaz tatili giriyor çıkıyor araya. Mesela sesin hayvan gibi kalınlaşmış falan hani. Boyun uzamış falan.
Zor bir süreç ya. Senin var mı böyle aklına gelen bir anısı? Bazı insanlar daha hassas oluyor ve o kişilerin üzerine çok vardığımızı hatırlıyorum. Geriye baktığımda kendimle alakalı, kendimle baş başayken yaptığım ve utandığım şeyler de var ama bir eylem grubunu böyle hayatımdan silme fırsatım olsaydı, özellikle bu insanlar çok alınganken psikolojisini daha kötüye götürecek şakalar yapmamak isterdim yani. O zaman bir de dünya çapında da bence bu kadar farkındalık yoktu. İşte fat shaming had safhadaydı, gay shaming had safhadaydı. Her şeyin shaming'inin dolu dolu yaşandığı bir dönemde de ergenlik geçirdik. Ya acaba şey mi, şu anki ergenler biraz daha duyarlılık yüksek mi diyorsun sen? Belki bir tık daha, birazcık daha anlayışlı olabilirler ya. Yani gerçekten insanlıktan asla nasibini almamış hayvanlar sürüsüydük hepimiz. Buradan kalbini kırdığımız herkesten özür dileyelim. Ergenliğime şahit olmuş bütün arkadaşlarımdan ve ergenliğimden muzdarip olmuş herkesten af diliyorum. Bu bizim için şey, günah çıkarma videosu gibi oldu. Atilla Taş'ın şey var ya, I'm cleaning my closet. I'm cleaning my closet. Videonun sonunda biz de öyle ağlayacağız sanırım. Senin peki sivilcelerin var mıydı o dönem? Çok yoktu aslında. Şey vardır, sivilce sayısının yapılan mastürbasyonla bir korelasyonu vardır o yıllarda. Demek ki yeterince yapmamışım. Şehir efsanesi miydi acaba? Gerçek miydi o? Çok alakasız yani. Hani burasıyla orası çok alakasız. Bilmiyorum. Bunları birer gerçek olarak o kadar kanıksamışız ki şu anda bana sanki şey, bunlar böyle bilimsel gerçeklermiş gibi geliyor. Yani benim için hala öyle. Ben de mesela şey vardı. Ya yani o yıllarda Didem Erol'a inanılmaz bir ilgim vardı. Hala da yani kendisini çok beğenirim bu arada. Boxer dergisi yanlış hatırlamıyorsam 3 sene üst üste kendisini Türkiye'nin en seksi kadını seçmişti ve o oy verenlerden biri bendim. Yani o yüzündeki sivilcelerin sebebi Didem Erol muydu kardeşim? Biraz etkisi olabilir bazı şeylerde. Senin hiç odanda böyle birinin posteri oldu mu peki dostum? Tabii. Ama bende böyle kadın değil full futbolcu posterleri vardı. Ben de gol dergileri alıyordum. Futbol dergileri. Gol dergisi ben de çok alırdım aynen. Gol dergisi alırdım. Oyun dergileri alırdım. Araba dergisi de çok alırdım. Ya benim odamın duvarlarında neredeyse boş yer yoktu. O kadar çok poster vardı. Hatta posterlerden arta kalan yerleri de... Neyle dolduruyordun oraları? Ya işte sıva yapıyordum oraya. Peki hiç böyle ailenle yaşadığın polemiklerin iki tarafında böyle şurasına geldiği noktalar oldu mu? Tabii o zamanlar aslında sen şey gibi görüyorsun. Onlar sana zor anlar yaşatıyormuş gibi ama tabii. Aslında hiç alakası yok yani. Bir ergen gerçekten dünya üzerindeki en yani, zararlı canlıdır. Çok ufak sebeplerden dolayı kavga çıkarmaya meyillisin ya. Yani böyle hani odamın kapısını çalmadan girmeyin falan, hani çok basit. Evet. Ya biraz böyle şey gibi, köyün delisi gibi bir hali var ergen bir insanın. Çok üstüne gidilmemesi lazım. Alttan alındıkça da böyle üste çıkan bir yanı var. Ya şimdi böyle 30 yaşında biri olarak bugünün ergenleri de bana çok şey geliyor. Yani bir kaşık suda boğasın geliyor bazılarını. Tabii. Ucuz atlattık diyebilirim o dönemi. Ya kızların da ayrı şeyleri oluyor ya yani. Kızlarda da biraz böyle davranışsal olarak sanki işte asileşme. Evet ya, onlar için de zor. Çünkü hem bir yandan böyle regl olmaya başlıyorsun. Düşünse durup dururken kanıyorsun yani. Ve bunu böyle bir an önce normalize etmen lazım. Bir yandan da bunu saklaman bekleniyor. Yani hani böyle ulu orta. Evet, o da çok ilginç bir şey yani. Toplumumuzun böyle cinsiyetçi baskıcı şeyinden dolayı. Peki ergenken sevgilin olmuştur illaki. Tabii evet. Bu ilişkilerde karşı tarafa yaşattığın travmatik şeyler var mı? Var ya. Tripler olur işte, tabii. Ne bileyim. Yani şu an direkt aklıma gelen bir tane var. Bir kız arkadaşımı lisedeyken, lise 2'de filanken hatta, kızın doğum günündeyken terk etmiştim. Üzücü yani. Kız için evet. Bayağı üzücü. Benim için de utanç verici bir anı. Buradan özür diliyorum kendisinden. Buradan ben de bütün doğum gününde terk edilen kızlar adına boyun devrilsin diyorum. Devriliyorum. Boy devrilme cosplay yaptım. Anlaşıldı mı? Güzeldi. Harika canlandırma oldu. Yani gerçek kesin. Ya da öyleyse. Beşinci boyut. Yani böyle şey. Sarı bıyık falan. Senin var mı yaşattığın zor anlar? Kötü davrandığım insanlar geliyor kızlar. Benden hoşlanıyor mesela birisi. Ben aynı ilgiye sahip değilim ve böyle mesela şey oluyor. Bir gün canım istiyor. Hani flörtleşmek güzel geliyor mesela. Ortaokulda çok yapardım bunu. Ve ertesi günde yolda görse selam vermeyecek hale falan geliyordum. Ya bunu yaptığım birkaç kişi var. Bu böyle galiba yani, erkeklerin kadınlara karşı davranışlarının hani total bir özeti gibi bir şey oldu bu yani. Ya çok özür dilerim hepsinden. Sanırım o kişilerin ahı tuttu. Lisede de böyle çok özgüvensiz bir dönem yaşadım. İlgi duyduğum insanlara açılma konusunda falan çok zorluk yaşamıştım. Emin olun bir yerlerde onun cezası çekildi yani. Hala beddua ediyorsanız lütfen geri çekin. Evet, Anıl da artık sevişmekten keyif almak istiyor yani. Lütfen beddualarınızı geri çekin. Yani ereksiyonsuz geçen 15 sene artık canıma tak etti. Yeah.
Geçelim mi oyunlara yavaş yavaş? Geçelim dostum. Evet, hangi oyunla başlamak istiyoruz? O zaman 3'ün 1'iyle başlayalım. Adını en son yine değiştirdiğimiz bir oyun. Evet, Deniz'in güzel tavsiyesiyle 3'ün 1'i yaptığımız, bir diğer adı da Ben Kimim Sen Kimsin. Aynen. Ya da Ebu Bekir Sıddık olan oyunumuzla başlayalım ben, o zaman. Ben 3 yapayım, sen 1 yap. Ya 1 de çok şey böyle... Hani... Hazırsan başlıyorum. Tamam. Şimdi bu karakter gerçek hayattan ünlü olan bir insan. Adana'da doğdum. İstanbul'da Erol Köse ile tanışıp bir albüm yaptım. New York Film Akademisi'nde sinema televizyon eğitimi aldım. Şu anki şöhretimi 1999'da çıkardığım bir şarkıya ve 2013'ten itibaren attığım tweetlere borçluyum. Çok. Süper gücüm 40 yaşında dede olmak. Atilla Taş. Aynen. Geçen Armağan Çağlayan'ın röportaj yaptığı bir formatı var ya, oraya evet. Çıkmış. Bilgilerim inanılmaz taze böyle. Adeta sen soruları balıtları sayarken böyle Slumdog Milyoner'deki çocuk gibi her şey gözümde canlandı yani. O zaman ben sorumu sorayım sana. Bu karakter gerçek bir karakter. Hem çok yakışıklı hem de çok beyefendiyim. Gerek yaptığım işin kalitesi ve tarafsızlığı, gerekse ilkelerimle bugünkü sözde meslektaşlarıma taş çıkarırım. İki süper gücüm var aslında ama birisi böyle kim olduğumu çok belli edecek. O yüzden ilkiyle başlamak istiyorum. Laiklik. Şimdi bir soru hakkım var. Onu kullanayım. Futbolcu mu? Değil. Sana ikinci süper gücünü de söyleyeyim. Ama bu ismini söylemekle eşdeğer. Mikrofonla adam öldürmek. Evet yani. Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Uğur Dündar'ı buradan bir kez daha anıyoruz. Hız kesmeden devam ediyorum o zaman. Yine ünlü bir karakterim. Kimsenin bilmediği diğer adım Ferhan ve herkes beni daha uzun hayal etse de aslında boyum 1.55. Backpacker şarkıcı olarak başladığım ünlülük kariyerine yerli Pollyanna olarak devam ediyorum. Süper gücüm hiçbir zaman yaşlanmadığım için sürekli 20'lerimde gösteriyorum. Ben kimim? Hiç yaşlanmaması ve şarkıcı olması. Evet tamam, buldum. Tio istemeden Nilkara Evdengil. Evet, bravo. Yes. Güzel ama bilgiler güzel olunca böyle bir yerlerden geliyor gerçekten. Benim bu ikinci sorum için birkaç tane alternatif var dostum. Ama böyle bir ergenlikle kesişen bir tanesini sormak istiyorum sana. Muhtemelen bileceksin bunu ama izleyicilerimiz için de böyle informatif bir soru olur bence. 1996 yılı ÖSYS Sözel Dalı birincisiyim. Sagopa Kajmer. Evet. ÖSS'de birinci olan çok az ünlü var. Biri Erol Köse ya da ikinci olmuş galiba. Gerçekten mi? Evet evet, öyle bir şey var. Biri de Sagopa Kajmer yani. Hız kesmeden 15 saniye bölümümüze geçelim mi? Geçelim. Özlendi bence. Ben özledim 15 saniyeleri. Evet. Dostum o zaman ilk ben sorayım. Tabii ki. 15 saniyede övmeni isteyeceğim bir şeyi. Ergenlik deyince benim aklımda canlanan ve böyle kulağımda çınlayan bir şey aslında bu. Senden 15 saniyede Justin Bieber ve Belieber'ları övmeni isteyeceğim. Okey. Hazır olduğunda süren başlasın. Tamam, bir düşüneyim çok kısa. Hazırım. Süren başladı. Abi bir kere gerçekten muazzam bir şarkıcı Justin Bieber ve sanatsal olarak yani lirikalite de öyle, müzik altyapısı da öyle, çok iyi şarkılar yapıyor ve onu takip eden hayranları da tutkulu bir şekilde abi kaliteyi takip ediyorlar. Kalite nerede yüksekse ben onu alkışlarım. Süper, zamanı tam ayarladın dostum, bravo. Söylenebilecek ne kadar güzel şey varsa hakkında söyledi sanırım. Peki, ya sevdiğini düşündüğüm, en azından iyi hisler beslediğini düşündüğüm bir şeyi 15 saniyede linç etmeni istiyorum ve konun ergenlikteki ilk sevgilin. Evet, hangisi oluyor? Yani kötü bir şey de söyleyeyim, ne diyebilirim ki? Neyse ya, sen başlat süreyi, ben bir şeyler bulurum. Başladı. Sen var ya, gerçekten benim ergenliğimin kötü geçmesine sebep olan kişisin. Gençliğimi kararttın benim. Sana hakkımı helal ediyorum ama gerçekten yaptıklarını da hiç unutmayacağım. Yazıklar olsun. Yani birazcık daha hızlı söylesem bir Demet Akalın şarkısı olabilirdi. Hani melodik söylesem. Diyorum ki kendimi kapattım sen gibilere, sen de ne, kalbimi kapattım sen gibilere, sen de kendin gibi bir şerefsizi aç. Bittim gözün aydın. Bittiğim helal olsun. Evet, hemen hızlıca bum bumaya geçiyoruz o zaman. Gerçekten bugünkü bumu bumu sorularıma çok güveniyorum. Buradan da Evren iç sever miydi, ay sever miydi, ona selam. Evren İçener, teşekkür ederiz. İsteğini bizzat bu bölümde yerine getiriyoruz sanırım Evrenciğim. O zaman Anıl bu 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 der misin? Bu 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 mu başlıyor? O
zaman ben başlıyorum. Başla. Anıl, insan vücuduna müdahale etme şansın olsa ergenliğe dair hangi klişeyi ortadan kaldırırsın? Borazan gibi sesi mi yoksa önüne geçilemez libidoyu mu? Libidoyu kesinlikle rafa kaldırıyorum, yani çok tehlikeli ergen libidosu. Bu sayacaklarından hangisi daha kısa bir sürede gerçekleşir? Bir Formula 1 aracının 0 kilometreden 100 kilometre saat hıza ulaşması mı? Yoksa lisede hoşlandığın kız koluna dokunduğunda vücudundaki bütün kanın penisine ulaşması mı? Yani dokunması bile fazla bence, fazlasıyla. Ya böyle adımı söylemesi bile yeter. Beyinde falan hiçbir yerde kan kalmıyor. Oraya bütün kan hücreleri bir anda rush ediyor. Abi böyle elin ayağın çekiliyor falan böyle. Yüzün beyaz. Bir saatliğine geçmişe ışınlanma hakkın olsa hangisini tekrar yaşamak istersin? Ya benim de çok benzer bir sorum var bu arada. İnanılmaz, hatta aynısı gibi bir şey ya. Ha siktir. Neyse. Hadi ya. Soruyorum o zaman. İlk sevgiline çıkma teklif ettiğin zaman mı yoksa ilk kez seviştiğin zaman mı? Ya ben böyle gençliğimden zevk almış biri olarak ve birisi biraz daha geriye gittiği için ilk çıkma teklif ettiğim zaman tercih ederim. Çünkü acısıyla tatlısıyla o ergenliği bir daha yaşarım herhalde. O zaman ben de çok benzer, yine ikinci sıradaydı benim bu sorum dostum. Sana tarihte yaşanan iki önemli olaydan birini yaşama fırsatı verseler hangisini yaşamayı tercih ederdin? Haziran 1944'e gidip 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Normandiya çıkartmasını mı yeniden yaşamak isterdin? Yoksa bekaretini kaybettiğin güne geri dönüp Berkay'ın çıkartmasını mı tekrar yaşamak isterdin? O an gerçekten çok rezil bir andı benim yaşadığım çıkartma. Çıkartamadan. Bir öbürüne gidelim bakalım, yani ne oluyor bakın. Belki onda bir yüzümüz güler Normandiya çıkarmasında. Hangisi daha fiyakalıydı? Okulu asıp sevgiliyi Burger King'e götürmek mi? Yoksa sınıflar arası maçlarda şampiyon takımda oynamak mı? İkisini de yapmış biriyim ama yani ikincideki hissiyatı, o şampiyonluğu yaşamış biri olarak işte gol attığında tribünde hoşlandığın kızı arayıp onunla göz göze gelme çabası falan, mükemmel bir his. Yani o hissi hiçbir zaman hiçbir yerde yaşayamazsın. Yani o 8A 8B maçındaki heyecan bir Şampiyonlar Ligi finaline çıksan bile kesinlikle o kadar yoğun yaşanmaz. Yani. Çünkü ben kesinlikle ikinci şıkkı tercih ediyorum. Cengiz Altın Aztepe. Hums hums. Şöyle şey, bacağını falan gösteriyor değil mi? Öyle bir şey. Sağ avuç içinin nasırlarla bezeli olduğunu fark ettiğin lise 3'e giden kuzenine nasihatin ne olurdu? 1,5 sene daha dayan, üniversitede kızlar teklif ediyor mu? Yoksa arada solu dene, bir değişik oluyor mu? Ya inşaatta çalışmasını falan teklif edebilirdim. Ya solu dene derdim ya. Çünkü abi üniversitede kızlar teklif ediyor yalanını bir erkeği daha inandırmak istemezdim. Soldan devam et gerçekçi derdim yani. Bekleme. Gerçekçi bir tavsiye olur. Ergenlikte geçirilen metamorfizmalara hangisini eklemek isterdin? Erkeklerin de regl olmaya başlaması mı? Yoksa kızların boyunun uzamaya devam etmesi mi? Ya böyle sürekli uzuyor yani. Kızların zaten uzun olmasından çok muzdarip olmuş biriyim ben. O yüzden bu durumu artık daha ağır bir hale gelmemesi için regl olmayı tercih ederdim. Daha ne kadar uzayacaklar yani, zaten bir travmatik bir şey var ki böyle çok trigger etti soru beni yani. Daha fazla uzamalarını istemedim. Ne soruda daha fazla uzamasın. Aynen. Bu soruya 15 yaşındaki Berkay olarak samimi bir şekilde cevap vermeni istiyorum. Bir yıl boyunca hiç kendine dokunmamak mı yoksa bir yıl okulu uzatmak mı? Liseyi uzatmak da sıkıntıydı ya şimdi düşününce. Ama öbürü herhalde daha büyük sıkıntı olur. Çünkü enerjini bir yere boşaltman lazım yani. Bir yıl okulu uzatırdım kesinlikle. Ya Anıttepe Lisesi'ne falan giderdim bir sene, yani önemli değil. Oğlun ergenlikte sana hangisini söylerse onu anlayışla karşılar ve ona yardımcı olursun. Baba ben lezbiyen olmaya karar verdim mi? Yoksa baba ben TikTok fenomeni olmaya karar verdim mi? İkisi de birbirinden kötü. Bir tanesi daha saygı duyulabilir bir tercih. İşten gelen bir şey. Diğeri ise tamamen böyle bir embesil gruba duyulan bir sempati olduğu için ben baba ben lezbiyen olacağım. İşte baba ben vejetaryen olacağım. Bu arada ben böyle eskiden çok karıştırırdım bu ikisini böyle. Zaten YouTube'da şey videoları var ya, röportaj yapıyorlar böyle, işte lezbiyenler et yemez falan diyen insan var yani. Aslında haklılar biraz da. Yani bunlardan biriyle birlikte olacaksın ve birlikte olduğun kişinin ağırlığınca altın kazanacaksın. Bu durumda hangisi tercihin olurdu? Dwayne Johnson mı yoksa Köksal Baba mı? Birlikte olacağım derken cinsel bir münasebet. Sen pasif taraf olarak, ay, evet, cinsel birliktelikte pasif taraf sen olacaksın. Aklıma gelmişti falan diyor. Şimdi zaten ikisi de kötü ve bir kere olan olduysa zaten hani onun bence hakkıyla yaşanması. Kesinlikle yani. Yaptın mı iyisini yapacaksın. O yüzden Dwayne Johnson, The Rock. Ya evet, altını güzel. Mı da alırım. Ya madem oluyor olan, dediğin gibi yani. Yani ya, ona yapacak bir şey yok.
güzel bir düello oldu. Bum bum bu düellosu oldu gerçekten. Ben bu ölüyorum artık. Bir daha yap. Bum bum. İzleyicilerimize de şey müjdesini verelim mi? Yeni bir format yakında başlıyor. Şu an böyle o formatı oturtmak için çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Ama şunu söyleyebiliriz ki bu oyunlarımızı izleyip seven herkesin gerçekten seveceği bir format olacak. Çok eğleneceğiz ilerleyen günlerde de. Aynen, ateş gibi bir format gelecek. Peki dostum, son zamanlarda böyle dinleyip senin var mı Spotify listemize eklemenizi istediğin bir şarkı? Cennetten çiçek. Daha da uzatayım. Cennetten çiçek değil mi? Evet aynen. Kesin ekleyelim. Senin var mı? Murda'nın bir şarkısı çıkmış yeni. Murda. Böyle Murda aynen. Hollanda'daki birkaç siyahi ile beraber yaptığı Ne Yapıyon Lan diye bir şarkısı var. Onları da böyle Ne Yapıyon Lan falan dedirtmiş. Böyle eğlenceli bir şarkı, değişik. Yap bir yine... outro da millet outro görsün kardeşim. Hadi bakalım. Yani yine çok güzel bir bölüm oldu. Yani şahsen Berkay'la baş başa geçirdiğimiz hiçbir bölüm bende hayal kırıklığı yaratmıyor. kapatamadım Berkay'cığım. Şimdi sen bunları koyarsın kem kem ettiğim bölümleri sonra deyip Turkish ve şey mi? Outro'yu sen yapmazsan çıkamayacağız galiba bölümden. Evet, Anıl'ı kaybettik arkadaşlar. Bir sonraki bölümü tek başıma sunacağım falan. Evet, herkes kendine çok iyi baksın. Hem Radulam'ı YouTube kanalına abone olmaya hem de Spotify podcastlerimizi uyurken dinlemeye davet ediyoruz sizi. Alelade Sohbetler 15. bölümden iyi akşamlar. Aynen. Bay bay.